biz mutfaktayız. Orkideyle biz mutfaktayız. Orkide Lezzet Mutfağı'na hoş geldiniz. Ben Şef Özlem Mekik. Bugün yine Türkiye'nin birbirinden değerli ünlü konuklarımdan çok güzel bir çift var yanımda. Türkiye'nin değerli tiyatro oyuncularından Kayra Şenocak ve tabii ki çok değerli eşi Ayşe Şenocak bizlerle beraber ve Orkide Lezzet Mutfağı'nda öyle güzel lezzetler hazırlayacağım ki bugün size, ama ben değil. Tabii ki sizler hazırlayacağız. Biz hazırlayacağız. Tamamdır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlemciğim. Nasılsın? Sağ ol canım. Sen nasılsın? İyiyim. Vallahi sizi gördüm. O kadar iyi oldum ki. Çünkü benim bu güzel mutfağımda Türkiye'nin en değerli hem oyuncularını, sanatçılarını, sizin gibi değerli isimleri ağırlıyorum. Çok ve her biri de benim böyle sizin gibi dostlarım oluyor. Harika. O kadar memnun oluyorum ki sanki evime gelmiş gibi. Çünkü burası benim aynı zamanda kendi ev mutfağım gibi düşünüyorum. O yüzden çok mutlu oluyorum. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki davet ettin. Biz çok teşekkür ederiz davet ettiğiniz için. Evet, çok teşekkür ederiz. Peki, başlamadan bir şey soracağım size. Evet, buyurunuz. İkinize de aynı soruyu soruyorum. Buyurunuz. Mutfakta iyi misiniz? İyiyiz. Yani tabii haliyle benim eşim çok daha iyi. Hı-hı. Ama ben bir yengeç burcu olarak, bir Türk erkeği olarak diğer Türk erkeklerinden biraz daha farklı, sadece yemesini değil mutfakta olup yapmasını da seviyorum. Yemek yapmasını da seviyorum. İşte bu çok güzel. Hani bizim evde et, tavuk, balık kısmı benden soruluyor. Onların işte özel soslarını yapıyorum. Tabii. Kendime göre bir şeyler deniyorum yeni yeni. Mutfakta olmayı ve yemek yapmayı seviyorum. Güzel. Peki Ayşe'cim de herhalde et, balık, protein sendeyse. Evet. Güzel geri kalan böyle, bütün pencere yemekleri. Bende. Evet. Aynen süper. Öyle. Zaten benim en fazla dikkat ettiğim şey aslında sizin hayatınızda, hem arkadaşlarım olarak söylüyorum, hı-hı, bunu. Ayşe, Kayra senin hayatına girdikten sonra sana bir şeyler oldu. Başka oldun yani. Hafifledim ben. Fazla hafifledim. Ne oldu? Daraldım, hafifledim kilo bazında tabii. Evet. Gerçekten öyle. Aynen oldu. Öyle kaç oldu. Kilo verdin Kayra? 43 kilo verdim. Maşallah. Yani izleyicilerimizi de o zaman bence bir yoğun bir şekilde yoruma tabi tutacaklardır bizi. Aynen, bu izleyicilerden sonra aynen. Nasıl verdin? Valla şimdi öncelikle tabii çok ciddi bir irade lazım bunun için. Fakat bu iradeyi sağlamak için de korkunç bir moral desteği gerekiyor. Bu moral desteği ve yardımı öncelikle tabii ki Ayşe'den aldım ben. Çünkü 130 kilodan şu anda işte aşağı yukarı 87 kiloya kadar düştüm 1,5 yıl içinde. Daha bir 2-2,5 kilo var hedefimde. Nasıl oldu? Öncesi çok sancılı ve çok ağrılıydı. Yani 130 kilo bir adamı yürümeye dahi üşenen bir insanın spora gittiğini, yemek yemesi hayatı olan bir insanın yemeklerden vazgeçip kalori hesabı yapmaya, işte tartıda yemeklerini tartmaya başladığını düşünün. İlk 3 ay korkunç sancılıydı. 3 aydan sonra biraz toparlamaya başladım. Mesela Ayşe bana yeşil elmayı sevdirene kadar 3-4 ay geçti. Ağladım. Tabii. Gerçekten. Ben de ağladım ama Özlem bir dakika. Yememek için. Ben yemek için ağlıyordum. O bana yedirmemek için ağlıyordu. Hasta olan her şeyi yemek istiyor. Evet. Allah Allah. Ya diyorum ki yeşil elmayı, hayır kırmızı elma yiyeceğim. Yani her şey. Ya elma şekeri... dediğin kırmızı olur abi. Sarı olur, kırmızı çünkü olur. O daha yeşil tatlı, elma da olur yani. Mi? Aynen. Süper. Aynen. Buna devam edeceğiz tamam. Ama tabii benim sonrasında size bir yemek yedirmem lazım yani. Biz bu kadar şimdi konuşursak olmayacak şimdi. Doğru, doğru. Peki. Doğru, tamam. O zaman bugün ne yapıyoruz? Bugün size efsane bir lazanya hazırlayacağız ama bu lazanya biraz farklı. Evet, o kıymalı yediğiniz lazanyalar var ya, onlara birazcık hazır böyle Kayra ve Ayşe de çok sebzeci biliyorum yani. Hiç evlerine falan gitmek istemiyor. Hep sebze yapmak istiyor çünkü biliyorum. Ben her yeri yeşil görüyorum evet. Bu arada. Ben de o nedenle size bugün Ayşe'yi kırmamak için pırasalı. Ama Kayra da yani arkadaşım ve eski arkadaşım olduğu için ya onu da kırmayayım, proteinden kıymayı da içine kattım. İki tarafı güzel. Da kırmayalım dedim. Harika. Sizler de evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz gerçekten pratik, aniden biri geldiği zaman misafiriniz, evde eşinize, çocuklarınıza hazırlayabileceğiniz bir lazanya yapacağız. Şimdi o lazanya için önce ocağımın altını şöyle açıyorum. Sevgili Kayracığım, önce nereden başlıyoruz biliyor musun? Kıymayı çok iyi benden bir şekilde... Benden sorulur. Evet. O benden sorulur. Güzel, onu yapacak bir şey yok. Sana ait. Tamam. Kıymayı çok iyi bir şekilde kavurmanı istiyorum tamam. Senden. Önce soğanı değil, önce pırasayı değil. Lütfen tavanın içine tabii. Koyalım. Şöyle güzel bir şekilde önce kıymayı kavuracağız. Neden önce kıymayı kavuracağız? Bu detayı bilmiyordum işte. Hep evet. Karıştırıyorum. Önce soğan mı,
kıyma mı? Evet, şimdi çok iyi yaptığın oldu. Yemeğin aşamasına göre aslında değişiyor sevgili Ayşe bu. Bu çok önemli. Ama biz lazanya yapacağımız için kıymanın zaten domates girecek içerisine. Birazcık sulu bir sulu olacak. Sulu bırakacağım ki bu arada lazanya yapraklarımızda o suyu sayesinde, domatesin suyu sayesinde ne olacak biliyor musun? Yumuşayacak. O suyundan faydalanacağım için kıymayı önceden kavuruyorum. Bu önemli ufak bir püf nokta. Süper. Şimdi Kayra orada onu kavururken ben bu arada boş bırakmayayım değil mi Kayra? Çalıştırabilir miyim? Yoğun çalıştırıyorum. Etli sizin, kemiği de tamam. Sizin efendim. O zaman tamam. Benim canım arkadaşım. Ayşe'cim, sayın gelin hanım. Buyurun şimdi, efendim. Güzel bir şekilde senden de isteğimle buradaki bu ocağı açıyorum. Evet. Şimdi benim tabii ki bu güzel lezzeti ve değerli markamız olan orkide, koko, margarin kullanacağım. Güzel bir beşamel sos hazırlayacağız ve bu sosta da o Hindistan cevizinin tadını almış olacaksınız. Gerçekten muhteşem bir margarin kokusu, o Hindistan cevizinin aromasında tadıyor olacaksınız bu beşamel sosla. Süper. Şimdi ne yapıyorum? Şöyle krem yapıyorum değil mi? Evet, güzel bir şekilde önce yağımı tenceremin içerisine alacağım. Şöyle yaklaşık 2 çorba kaşığı gibi düşünelim. Tamam. Hemen tenceremin içerisine koyuyorum. Şimdi eriyecek ama lütfen burada beşamel sos yaparken en önemli detaylardan bir tanesi yağ eridiği an unu koyup iyice kavurmamız gerekiyor Ayşe. Tamam mı? Bunu tamam. Kaçırmayalım sakın. Ama yağımız böyle güzel erisin, olur mu? Tamam, nelik şey yapayım. Hemen onu da verdim sana şuradan. Şöyle. Erimez hemen koyuyorum. Evet, erir erimez hemen unumu koyuyor olacağım. Evet, bu arada Kayra da gördüğüm gibi böyle kıymaları güzel, iyi çalıştırıyorum. Bayılırım ya. Biz mutfağı çok seviyoruz Özlem ya. Ben şu an bunları görünce hemen insan bir yemek yapası geliyor. Bayılıyorum mutfağa. İşte mutfağı seven kişilerle çalışmak benim için zaten inan buna daha lezzetli, evet, daha güzel oluyor aslına bakarsan. Evet, Kayra şu an gördüğünüz gibi kıymaları kavuruyor ama kavururken çok önemli bir detay var aslında. Kıymalar böyle güzel bir şekilde suyunu salıyor. Farkındaysanız şu an sadece içerisinde kıymanın yağı var. Hiçbir şekilde şu an orkide yağı kullanmadım. Birazdan o yağın püf noktasını söyleyeceğim size. Bu lazanyanın asıl lezzetini orkide mutfağım veriyor olacak. Bu güzel iç kıymalı pırasalı harçta. Evet. Güzel kokuyor. Şimdi bu çok güzel kokuyor. Evet. Şimdi hızlı bir şekilde. Bakayım mı? Şimdi bir dakika. Hemen birazcık daha erisin. Yağımızı yakmadan unu dökeceğiz ve hızlıca karıştırıyor olacağız. Hadi de. Yakarsam? Yakmazsın. Eminim. Evet. Evet. Malzeme listemizi ekranlarınızda görüyor olacaksınız. Şimdi burada şöyle hızlı bir şekilde Ayşe'cim hemen. Usta şefin hali başkadan. Şöyle bastıra bastıra. Unu iyice bastırıyoruz. Tamam. Tamam mı? Bu çok önemli. Böylece unun kokusunu çıkartıyoruz. Beşamel sos yaparken iyice karıştıralım. Beşamel sos yaparken en önemli detaylardan bir tanesi iki türlü yapabilirsiniz. Biri ya böyle bir fıstık kokusu olsun derseniz çok iyi kavuruyor olmanız lazım. O kokuyu sever misin? Böyle fıstık hani kavrulur ya, öyle bir koku vardır. Çok çok. Tamam. O koku işte evinizde mesela beşamel sos yaparken muskat olsun derseniz muskat koyabilirsiniz. Ama yok, gerek yok derseniz de şayet daha çok kavurun, hafif o buruk muskat tadına yakın bir tat alırsınız. Bu da önemli bir püf noktası. Kayra. Ekmek var. Ekmek evet, balasın geldi değil mi? Yemin ederim iki yumurta kırıp yiyesim var şu anda. Şimdi demiştim ya size bu güzel iç harcımızda biz pırasa kullanacağız. Pırasa da soğangil ailesinden aslında. Ama ben o soğanın tadını sevdiğim için birazcık da soğan da yine de katıyor olacağım. Şuradan hemen alıyorum. Kayra şimdi sana şöyle birazcık soğan koyuyor olacağım. Benim görevim biraz zor burada. Evet. Şimdi görevin zor değil mi? Çok şimdi zor. Ne yapıyoruz sütü. Biliyor musun? He, evet, tabii sütü. Ama kamperliyoruz. Evet. O var. Aynen burada. Bak. Kamperlemek. Bak. Şimdi ocaktan al artık. Anladım. Şuraya önüne. Tamam. Allah. Şimdi yavaş yavaş karıştıra karıştıra. Ayşe'cim. Tamam. Evet. Şöyle yavaş yavaş. Topaklanmaması aynen, topaklanmaması için. Böyle yavaş yavaş, sicim gibi. Ay çok becerikliyim. Çok çok çok. Aman Allah. Kayra gerçekten inanılmaz becerikli bir eşim var maşallah. Eli lezzetlidir derler, evet. Ya öyle bir eşim evet, var efendim. Evet, eşin var. Şimdi kesinlikle. Soğanlar kavrulurken içerisine pırasaları da koyuyorum.
Biz pırasaları bu şekilde kestik. Sizler yuvarlak halka da kesebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Böyle pırasalarımı da koyuyorum. Bakmayın böyle çok durduğuna. Ispanak gibi düşünün. Onlar zaten soğan ailesinden olduğu için hemen küçülecekler. Hayracığım karıştır. Devam. Devam. Karıştırmaya devam. Ay 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 ne güzel. Böyle mutfağımda. Rüsem Hanımcığım bir şey soruyorum. Ben her şeyi biz yapmıyor muyuz sizce de? Bence. Bu evet, nasıl bir şey? Aa, hiç anlamadım vallahi. Evet Hayracığım her şeyi siz yapıyorsunuz. O yüzden getirdim sizi. İyi olmuş, iyi olmuş. İyi olmuş değil mi? İşi kolayını bulmuşsunuz vallahi. Peki. Harika. Mutfakta iyiyiz dediniz. Evet, ne yaptınız? Doğru muyum? Dedik. Dedik, dedik. 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 Gösterdiniz şey işte evet. Mutfakta iyiyseniz. Hayırlısı. Ben de böylece. Bu arada biliyorsun Orkide de her zaman biz de mutfakta iyi olduğumuzu söylüyoruz yani. O yüzden tabii ki canım. Siz de bizimle birlikte bunu söylediğiniz için önemli bir detay. İyi olmanız ya da çok iyi olmanız şüphe götüremez. Zaten biz sadece işte böyle hani ancak çıraklar yanınızda. Estağfurullah. Evet. Peki Kayra lafını bölmüştüm canım. Biraz önce. Şöyle karıştırırken de sana tekrar dönmek istiyorum. Hı-hı. Kilo vermek senin için hayatında neleri değiştirdi? Yani hayatında ne gibi şeyler değişti? Ya bir güzel. Defa öncelikli olarak sağlığımla alakalı çok ciddi düzelmeler yaşadım. Çünkü öncelikle ne yazık ki bir iç organ yağlanması, karaciğer yağlanması durumu söz konusuydu ki her kilolu insanın yaşayabileceği bir durum maalesef bu. O tamamen düzeldi. Tip 2 şeker hastasıydım. Neredeyse artık hastası değilim. Şeker hastası maşallah. Değilim. 370'lerde, 400'lerde olan şekerim bir anda böyle 85'lere, 90'lara indi. Yorulma eşiğim çok çok yükseldi. Yani çok geç yorulmaya başladım. Hareket kabiliyetim arttı. Ya her anlamda hem iş anlamında... Tabii ki. Hem iş anlamında... Şimdi bir yandan bana soru soruyor, bir yandan içi gidiyor çünkü yanlış yani hızlı yapamıyorum. Anladım efendim, anladım. Hiç öyle değil ama bir dedim şöyle bir Özlem el Hanım'ın iç sesini yapıyorum. Kayracığım onu biraz daha hızlı mı yapsan yanda bir kıymaları ama gözünü seveyim diye. Korkuyorum tabii sonra dersiniz ki beğenmedik hani falan dersiniz deme lazım. Böyle bir olasılığımız yok da. Estağfurullah canım benim ellerinizdeydi. İki güzel Şen Ocak ailesi. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Bir şey soracağım. Ben bunu mesela eşimden istediğimde böyle serbest günümde yiyebilir miyim? Nasıl bunun kalori olur? Rahatlıkla yiyebilirsin ama tabii ki yine uzmanlar söyler. Ama tabii ki rahatlıkla yiyebilirsin. Ona göre bence sen mutlaka bir değerlendirme yaparsın. Bugün bunu yiyorsan ertesi güne kabak. Değil mi? Kabak. Daha kabak. Hep kabaktan bahsediyorum. Bizim değişmemiz kabak bizim. Ya her yeri yeşil görüyorum diyorum Özlem. Kabak. Ama kabak korkunç kabak bir yemeği. Detoks oluyor tabii yani. Değil mi? Çok iyi oluyor. Öyle de bir gerçek var tabii. Benim için işime dair. Şöyle hayatım. Şimdi hızlı bir şekilde beşamel sosumuz da oluyor. Şöyle Orkide mutfağımda karıştıralım Kayracığım. Evet. Aynı anda domates sosum vardı kenarda. Ve o domates sosu evinizde domateslerinizi rendeleyebilirsiniz. Yaklaşık bu tarif için 3-4 tane mevsimine göre değişen domates sosu güzel bir şekilde rendeleyebilirsiniz. Domates sosumu da koydum. Şöyle 1-1,5 çorba kaşığı gibi de domates salçası kullanmanız aslında yeterli oluyor. Kayracığım şöyle onu da koydum. Tabii burada en önemli detaylardan bir tanesi. İyi bir lazanya yapmanın yolu birazcık içerisine asit oranını arttırmanız gerekiyor. Onda da eğer evinizde varsa bir parça sirke. Ben bugün beyaz pirinç sirkesi kullanacağım ama sizler evinizde ufacık da olsa üzüm sirkesi olur, elma sirkesi olur. Böyle bir asit oranını arttırmanızda fayda var. Neden diyeceksiniz? Çünkü o bize birazcık daha tadın buruk olmasını, içerisine biberiye koyacağım, kekik koyacağım ve onların da o aromaların daha iyi vermesini sağlayacak aynı zamanda. Süper, evet. Ufacık bir detay. Şöyle sirkemi de koydum. O sirke tadını almayacaksınız, uçuyor olacak. O yüzden içiniz rahat olsun. Kayra usta. Kayra usta bayağı yoğun. Bak benim görevim. Karıştırma benim kafamı karıştırma dur. Bu sonra ondan sonra elinden alma olasılığım var. O yüzden stres yapıyorsun. Vallahi, evde de böyle. Bir şey söyleyeceğim. Evet. Ben mesela çok isterdim aşçı olmayı da olsaydım tatmaktan kilo alırdım gibi geliyor. O kadar yani. Güzel kokuyor. O kadar güzel kokuyor. Benim eski halimi hatırlıyorsunuz hatırlamaz yani. Hatırlamaz mıyım tabii? Yani.
Yani o yüzden o gafleti yaşamış. O peki o, bir kısmı o sebepten dolayı, tatmaktan dolayı mı oldu? Tabii ki. Kayra düşünsene şimdi misafirlerine yemek yapıyorsun ama önceden sen bir tadına bakayım diyorsun. O tat oluyor bir tabak. Yani o tat olmuyor. Hep size yemek çıkaracaktık ama tatmaktan yemek bitti diye. Tatmaktan yiyemedik gibi. Şimdi bu aşamada sevgili Kayra'nın güzel böyle iç harcının içerisine artık baharatlarını koyma zamanı geldi. Evet. Şimdi şöyle tuzunu koyuyoruz. Bu güzel iç harca birazcık da tabii ki küp şekeri eksik etmeyin. Çünkü unutmayın ki o küp şeker sizin o güzel kıymalı pırasalı harcınızın birazcık daha şekerimsi sirkeyi de koyduk. Tatlandırmasını ve aromasını arttırmasını sağlayacak. Tamam, şimdi hemen şuradan. Acı seviyor musunuz? Fena değiliz. Ama acı iyidir. İyidir, iyidir. Yani diğer döneminde özellikle aynen. Böyle karabibersiz mesela bir lazanya iç harcı düşünemiyorum ben. Karabiber çok yakışıyor. Şöyle toz pul biber de alıyorum. Öyle mi? Bayılır. Evet, yine böyle hızla devam. Bir karıştırma işlemi. Ben bu arada şurada hemen bir ellerimi yıkayayım. Aşkım bugün menüde ne var? Evet, hadi bakalım. Bugün menüde şahane bir lazanya var. Böyle pırasalı, etli metli, kıymalı mıymalı. Ayşe izin vereceksin herhalde yemesine bugün. Tabii canım yiyebilir. Yiyebilir. Allah razı olsun var ya. Özlem sen olmasan açım ben. Açım ben. Zaten canım arkadaşım. Açım. O yüzden mutfağıma davet etmek istedim. Allah razı olsun. Haftada bir gün falan bir çağırırsanız hayrına. Özellikle akşamları. Şu, evet. Yediden evet. Sonra yemek yemiyoruz da biz. Öyle mi? O zaman biz akşam yapalım bu çekimleri. Böyle 8-9 gibi mümkünse. Kaydan Kayra bayılır. Ay. Süper. Şimdi bu güzel tabii ki iç harcımıza şimdi kekiğini koyuyorum. Kekiği farkındaysanız en son kapatmadan önce koyuyorum. Biberiyeyi de şöyle yine atacağım. Onlar çok yandıkları için değil mi? Evet. Daha hızlı ya yandıkları için. Maydanozlar falan da böyle hep evet, sonrasında. Evet lütfen karıştır. Tabii kardeşim. Efendim. Teşekkür ederim. Özlem'den öğren her şeyi. Kokuya bak. Allah Allah. Ben bazen Özlem'i arıyorum ya yemek tarzı. Aa evet değil mi? Özlem bunu ne koyuyorduk içine? En son ne sormuştum dur unuttum. Ay ne sormuştum? Ege ile alakalı bir şeydi, evet. Kabak şeydi olmasıydı galiba. Aa evet, ay bravo ya. Doğru bravo. Bak hatırladım. Şimdi efendim genelde beni böyle dostlarım genelde hep bu yüzden arıyorlar da. Hani Özlemciğim nasılsın yok. Herkes bir yemek. Aa neden acaba? Neden? Canım ya. Halbuki yemekle hiç alakanız yok sizin. Hiç alaka. Ben niye? Peki ben Kayra seni arıyor muyum bana şöyle bir tiyatro oyna telefonda diyor muyum? Ama öyle aşım ama bu çok farklı bir şey yani. Ya. Peki. Eve iş tiyatro kapatayım Özlemciğim canımsın, senin için. Tek canımsın. Sana oynayayım. Ya, gerçekten seviyorum sizleri. Sen iste yeter. İnanın acayip derecede mutlu oluyorum böyle dostlarımla birlikte yemek yaptıkça. Şimdi evet Kayracığım senin evet bu güzel iç harcın artık hazırlanmış oldu. Hemen evet, şöyle kıvamını da gösterelim. Ellerine sağlık gerçekten harika oldu. Şeker olsun. Gördüğünüz gibi pırasadan eser kalmadı ve yediğinizde çocuklarınıza sündü da hem derler, çok sağlıklı evet aynen öyle hem de soğan o soğan olan tadı da alıyor olacaksınız ama çok lezzetli tatlımsı mı tatlımsı bir iç harç hazırlamış olduk. Şimdi beşamel sosumuz da şöyle gördüğün gibi koyulaşmaya başladı. Şimdi bu aşamada böyle yaklaşık 3 çorba kaşığı gibi dil peyniri kullanacağım. Dil peyniriniz yoksa kaşar peyniri de kullanabilirsiniz. Şimdi hızlıca karıştıralım. Allah. Oh hadi bakalım Ayşe'cim. Sonra bu güzel dil peynirini aynı zamanda aralarına da döşüyor olacağım. Çok lezzetli olacak. Evet şimdi şöyle alayım Kayra, ben hemen. Kayra gelip kas yapar mısın aşkım? Daha da mı yapayım evet. Ben kası? Gel, okay, gel tamam, Kayra'cığım. Gel bu tarafa gel. Ben o tarafa gideyim. Gel. Gel. Ay, ama bak olmuş oldu. Gel. Şimdi gel. Birazcık daha kenarda ayırdığım sütüm vardı. Birazcık daha kaşarı koyduktan sonra o sütü de böyle birazcık damlatacağım ki Kayra'nın daha rahat karıştırmasını sağlayacak bu da. Siz de evinizde beşamel sos yaparken lütfen ocağın üstünde değil, ocağın kenarında ilk başta sevgili Ayşe'nin de yaptığı gibi o şekilde hazırlamanızı tavsiye ediyorum. İşte şimdi bu sos benim için çok yeterli kardeşim. Yeterli şöyle mi? Bir tamam. göster. Tamam. Şöyle havanı at Kayra. Ha pardon ben. Ha, ben yapayım o havasını. Evet. Havayı bana havayı bıraktın. Kayra. Son havası bana evet. İşte yani buyurun. Hep böyle olur Ayşe zaten. Karıştırıyorum yani. Evlerde de hep böyle değil midir mutfaklarda evet, değil mi? Evet kesinlikle. Hep aynı tablo. Evet. Hep hanımlar çalışır. Evet. Beyler. Sonra Kayra'cığım gel bir kahve yap. Sen yapsana ben niye evlendim diyor bana. Ben niye evlendim ben Özlem? Yaptım. Türk kahvesini ben yapıyorum. Evde ütüyü çok ben yapıyorum. Çok güzel yapıyor ama ya. Çok,
şey. Kayra yani güzel ya. Söylemeyeceğim, yayında söylüyorsun. İyi ki almışım seni aşkım. Acı, Allah razı. O kadar güzel kahve yapıyorum ki ben. Sırf bu yüzden sadece aldı bu yüzden. Beni mutlu. Ama etleri de güzel yapıyor. Ay çok güzel yapıyor. Dübeklerim mutlu. Bir ütü yaparım şaşırır ağlarsın. Ay onu duyduğumda oturur, inanamamıştım gerçekten. Aa. Özlem dedi ben bir ütü yapıyorum dedi. Evet. Bir ütü yap. En güzel ütü yapan hanımdan daha güzel yapıyor. Evet yapardım. Çok iyi. Çıkıyorum 750-800 kişinin karşısında oyun oynayıp selam verip akşam evde ütü yapıyorum. Düşünebiliyor musunuz tabloyu? Alkışlar içerisinde Kayra düşünemiyorum ya gerçekten. Şimdi sahne dinliyorsun ütü yapıyorsun öyle mi? Evet, bütün evet. Karizma yerlerde. Hiç bitti ya, bitti. Ne olacak ya, ne bence oldu? Süper. Bence de. Bırakalım. Çok iyi. Erkek doğru. Dediğini her şeyi yapar. Yapar. Hanımına yardım eder. Yapar. Tabii biz Türk kadını şey severiz erkeğimizin böyle Allah bize destek vermesini. Sizden de. Biz Türk erkekleri de bayılırız ütü yapmaya zaten. En sevdiğimiz şey değil mi? Ruhumuzda var ya. Hadi o zaman şimdi buyurun. Beşamel sosumuz da hazırsa şöyle elimiz yanmadan aldık şuraya hadi gel, koyalım. Gel ben yaptım. Hadi geç. Gel. Herkes bak, kendi görevini görüyor. Herkes kendi yerine geçsin. Evet buyurun. Herkes yerine. Şimdi geldi sıra tabii ki bu güzel böyle sunumun aşamasına. Şimdi aslında lazanyayı İtalyanlar biliyorsunuz lazanya İtalyanların bir nevi bir böreği gibi düşünün lütfen. Bizler böreği yaparken nasıl yapıyoruz? Önce yufkayı açıyoruz, üzerine biliyorsunuz malzeme koyuyoruz. Ama bunda öyle değil. Neden biliyor musunuz? Bir, yapışmaması bizim için önemli burada. Cam kap olur, fırın tepsisi olur. Ne isterseniz sayınıza göre arttırabilirsiniz. Biz böyle küçük börek bir ekip olduğumuz için şu an çekimde. O nedenle bu güzel kapta yapacağım. Şimdi onu şöyle bir yayacağım. Önce alt tabakaya. Sonra, tabanını yapıyoruz. Evet, önce tabanını yapıyoruz. Yani o tamamen böylece... aynı zamanda da hamurunu yumuşatmasına da yarayacak. Ne güzel yapmışsın Ayşe'cim. Ellerine sağlık. Afiyet olsun demek. Şimdi gördüğünüz gibi içerisindeki dil peyniri olduğu için tabii ki böyle yumuşak bir kıvam var. Ama gördüğün gibi böyle hemen yayma işlemi yapalım. Hafif. Aslında birbirine karışmasında hiçbir sıkıntı yok. O zaten asıl lezzetini katacak. Şimdi... şöyle hemen iki iki koyuyoruz. Evet tabii gördüğün gibi bu arada yani Ayşe de aynı zamanda dedi ki geçenlerde dedi ben lazanya yaptım dedi. Kaç saat sürmüş? İki. Gayra. Sen o sıra kaç ütü yaptın Gayra? Ben o sırada çamaşırı yıkadım, ütüyü yaptım, evi sildim. Çamaşırı da yıkıyor muyuz Kayra? Yok onunla makine yıkıyor artık. Aa, onu ben makine yıkıyor. Ben ne yapıyorum? Sen hayatımı güzelleştiriyorsun işte canım ya. Benim. İşte ya buna bu var ya alkışlanır. Yani tebrik ediyorum Kayra'cığım. Çok teşekkür ederim. Duyabileceğiniz en güzel cevaptı. Zaten ben bekliyordum Kayra'dan. Tabii ki yani. Bekliyordum yani. Geri kalan her şeyi ben yaparım yahu. Ne olacak Allah Allah. Aynen. Ben mutfakta biraz böyle hani seviyorum böyle yavaş yavaş yapmayı. Hep seviyorum ya. Yavaş yavaş yapmayı seviyor ama Özlem'ciğim. Evet. Biraz yavaş yapmayı seviyor. Ama belki de şeyi göstermeye çalışıyorsundur Ayşe. Hani bak ben çok çalışıyorum senin için. Çok uzun saatten mutfakta kaldım. Bütün işleri yapsın diye içerideki. Ya evet. Amaç o. Amaç ama hayatım tabii. Ben de sana şimdi 3 çeşit yemek hazırladım. Bak işte kabak graten yok efendim kabak çorbası, kabak haşlaması. Haşlaması yapmadığım şey kalmadı diyorsun. Tabii. Yani. Allah'ım ya ne güzel ne güzel sizin. Böyle... Ama şaka bir tarafa gerçekten hani Ayşe'nin desteği olmayaydı bu şu anki halime biraz zor gelirdim. Çünkü çok yemeği seven yani yemek için yaşayan bir insandan. Tam tersine döndüm. Yaşamak için yiyen insana. Aa işte bu çok o önemli. O çok önemli bir bu şey. Bu çok önemli. Gerçekten çok önemli. En önemli detaylardan yemek bir tanesi aslına bakarsan. Yemek çok güzel bir şeymiş. Ben Kayra ile öğrendim. Öyle ben mi? Yemek yemeyi sevmezdim. Tabii. Yani Kayra ile birlikte 8 kilo aldım. Ne diyorsun? Ama sen hep bir minyon ve zayıf bir yapısın ama zaten normalde de. Yani. Daha da zayıftım ben. Tabii tabii. Diyorsun. Sağ olsun, ben tanıştığımda 49 kiloydu. Ne diyorsun? Peki Kayra, şimdi 51 çok merak işte. Ettiğim bir şey var aslında. Biz hep aramızda da konuşuyoruz ya. Hep böyle. Genelde uzun boylu erkekler hep böyle daha minyon. Evet. Değil evet. mi? Bayanlar. Öyle, öyle oluyor. Eşler yani. Seçer kendini. Evet. Öyle mi oluyor? Evet, evet. Öyle oluyor bence ya. Bazen fotoğraf çekilirken yani sıkılıyorsun değil mi? Küçük mü diyorsun? Ay seviyorum ben ya. Ben değil böyle mi? Şey, ne o atasözünün adı Kayra?
Neydi? Bodur tavuk. Tavuk her daim piliçtir. Evet. İşte güzel, güzel. Evet. Ben güzel. O bir tık avuntu gibi ama yani. Onu öyle kabul edelim, öyle kabul edelim. Biz evet. Avunuyoruz yani. Ama öyle ya, yani mesela... Topuklu ayakkabı evet. ince oluyoruz, bir yeri bir şey yapmış. Aynen. Milyon kadınlar her zaman daha sevimli ve tatlı geliyor. Ben öyle düşünüyorum böyle. Ben de öyle düşünüyorum. Çünkü böyle... düşünmezsem moralim moral bozukluğu olacak. Mecburen öyle düşünüyorum Kayra. Doğru. Yani gerçekten bunu böyle çözmeyi daha uygun buldum. Şimdi bu arada lazanya yapraklarını dizerken... Lütfen şuna dikkat edin. Bir düz koyuyorsanız bir ters koyun. Bir düz bir ters. Aa. Bir düz bir ters. Bu da düz yapmış. Evet. Bunu da not olarak aldım. Mesela şimdi şöyle yatay koyduk ya. Keserken daha rahat dağılmamasını sağlar. Bir. İkincisi hamur olmamasını sağlar. Ya. Üst üste koyduğun zaman onu kestiğinde hamurlaşır. İkisi de oldu bende. İşte. Kesemedim. Hamur oldu. Evet. Niye Özlem'i aramıyorsun? İşte bak her şeyde arar, burada aramamışsın. Hayret edilecek bir şey. Ya. Şimdi gördüğün gibi bak. Ah canım benim. Şimdi böyle güzel beşamel sosumu yine sürdüm. Şöyle bu beşamel sos onun böyle daha lezzetli olmasını sağlayacak dediğim gibi. Çok böyle güzel olacak. Göreceksin. Ay. Kayra öğren de yaparsın evde aşkım. Artık bunu da ben yapmayayım aşkım. Aa, sen yap. Onu da evet Ayşe'cim ya. Sen bence güzel yaptın mesela beşamel sosu. Orkide koka margarinli beşamel sos senden sordum bence. Ya bir de çok güzel sonra. Kokuyor. Çok. Bayıldım. Çok güzel kokuyor. Süperdi. Buraya kadar geldik kokusu vallahi. Bayılıyorum. Gerçekten öyle. Çok da lezzetli oluyor. Şimdi artık son katımı yapıyorum. Son kat. Böyle her şeyi bol kullanacağım farkındaysanız. Orkidenin veganı bile var ya. Evet. Müthiş. Vegan margarinimiz de çıktı. Harika. Oh, süper. Vegan arkadaşlarım var. Vegan arkadaşlarımız var. Evet. Bir gün o zaman sana. Hep birlikte sizinle bir vegan da yapalım. Bu kadar sağlıklı. Yapalım. Tabii. Tamam. Çünkü çok sağlığı isterim. Hayat felsefesi edinmiş aslında herkes için biz orkide olarak vegan margarini çıkarttık. Biliyorsunuz illa vegan olmanıza gerek yok. Eğer sağlık sizin bir hayat tabii. felsefenizse o zaman veganı mutlaka kullanmanızı vegan tavsiye ediyoruz her mi? Zaman. Mutlaka bir gün yapalım tamam, mesela. Yapalım. Vegan karnıyarık, vegan işte şöyle lahmacun da değişik ay, lezzetler lahmacun yapıyoruz. Mu? Sonra da yeriz. Yeriz. Özlem, aynen öyle. Senin ağzın neler diyor Özlem. Değil mi? Böyle çok insanın canı istiyor değil hem mi? Hem de nasıl ya. Yani hatır bazen sana. Böyle hakikaten böyle yaramaz yani. Şeyler yemek istiyorsun. Evet. Ve o şeyleri o bazen o... Diyet yaptığın zamanlarda yiyemiyorsun. Hep o zamanlar istiyorsun. Evet. Doğru söylüyorsun, çok haklısın. Şöyle, şöyle 5 kat. Bu da son katımız artık. Hmm. Şimdi son katımın da böyle güzel beşamel sosunu ayırmıştım. Şimdi bu şekilde fırına vereceğim. 180 derece önceden ısıtılmış bir fırın olacak. Bu önemli bir detay. Bir de o fırına verdikten sonra son 10 dakikada fırından çıkarıp dil peynirlerinden tekrardan üzerine dökeceğim. Bak mesela bu da çok önemli bir şey. Şimdi ben bir yandan olayı anlatıp, bir yandan sohbet edip, bir yandan yemeği yapıp hakikaten mesela çok önemli bir şey evet, bu. Tabii. Yani ben bunu hani ikisini bir arada yapabilirdim de üçünü bir arada anam onu koydum onu da ne diyordum hepsi birbirine girer. Ama kaydı o yüzden bir oyuncu olarak evet. Teşekkür ederim ama hani bu işi asbelkader bilen biri olarak da takdir ediyorum ki gerçekten üçünü bir arada aynı anda götürmek de çok zordur. O yüzden tebrik ediyorum Özlem Hanım. Ben teşekkür ediyorum size evet. Efendim sağ olun. Şimdi biz ne yapıyoruz hep birlikte? 180 derecelik önceden ısıtılmış fırına gidiyoruz. Fırında güzel pişiriyoruz. Sonra sunum zamanı beraber tadına bakıyor olacağız. Aynen. Tekrar görüşmek üzere. Evet, Orkide Lezzet Mutfağı'nda lazanyamız fırından çıktı. Çok güzel kokuyor. Sayenizde muhteşem bir lazanya yiyeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Değil mi? Hadi bakalım. O zaman şöyle bir kesim işlemi de yapalım. Şimdi böyle muhteşem. Ve buradan aldık. Bak şimdi hem de böyle tane tane böyle yaprak yaprak olacak. Göreceksiniz siz de. Çok beğeneceksin. Hani bir tabir vardır ya yeme de yanında yat. Evet değil mi o aslında. Yiyesim var yanında yatasım yok şu an hepsini. Senin hayatının en mutlu günü. Sen ne diyorsun ya? Kayra. Şimdi, bu nasıl? Eve paketler bu. Önce kime verelim? Ayşe'cim sana mı? Ay ben alayım hemen. Kayra almasın bak, ben bak, alayım. Bak bak bak. Efsane. Ay, arkadaşlar. İşte Allah. Böyle güzel bir lazanya hazırladım.
Şöyle orta kısımlarını ben severim. Sen olur. Yani beni hiç fark etmez şu an. Köşesiymiş, ortasıymış. Sana küçüğü ver Kayra'ya. Aa, Ayşe yine her ya zaman biz gibi. Gün, biz Ayşe niye gün... böyle yapıyor Kayra'cığım sana ya? Hep böyle aman yememen geldim. İçin. Biz her bir gün yemeğe gittik. Canım da et istedi. Bana oradan gene otların olduğu, şeylerin olduğu, onu yeme, bunu ye, bunu yeme, onu ye. Değil mi? Gene evet. Ot öneriyordu bana. Allah aşkına dedim ya et yemeye geldik, et yiyeyim, kurban olayım. Zaten yeşili sürekli görüyorum evde yani. Canımsın evet. Bak şimdi bu güzel lazanyanın böyle üzeri hafif böyle kuruyor ya gördüğünüz gibi. Biliyorsun ki İtalyan lezzetlerinde en önemli şeylerden biri yutkunarak izliyor bu arada Kayra beni. Kurban olayım yapacaksan yap şunu tadına bakacağım hadi. Orkide hemen natürel hemen. Sızma zeytinyağından da şöyle bir gezdiriyorum üzerine. İnanılmaz lezzetli olacak güzel gerçekten. Siz yaptınız ama bak Kayra dayanamıyor. Ben daha üzerine halbuki... Aa, şöyle bir frenk soğanı ne da. Dur Kayra ya, ne dur Kayra? Nereye dur? Konuk mu? Konuk mu? Biz kilo verdik. Misafirliğe gidip iki tane birden çikolata alan çocuklar gibiyim şu anda. Ama şimdi diyorsun ki kaç kilo verdim diyorsun. Ya bir dur kurban olayım, bir dur da şunu bir atayım ağzıma artık. Hadi bakalım. Ya. Yiyor muyum Özlem? Yiyorsun lütfen. Yiyor muyum lütfen. Dekor yenmez mi? Şu anda yiyorum değil mi bak? Yiyorsun Kayra. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok lezzetli değil mi? Pırasanın ama verdiği tadı farkındasın değil mi? Ne kadar lezzetli bir hal aldı. Bir de şöyle bir durum var. Hepsinin tadını ayrı ayrı alıyorum. Evet. Pırasanın da, efendim içindeki peynirin de, kıymanın da. Biberiyenin de. Hepsinin. Ellerine sağlık. Ama her şeyden önemlisi sizlerin ellerine sağlık. Ben gerçekten güzel karıştırdım değil mi? Çok güzel. Çok lezzetli bir beşamel sos senden. Oh. İç art senden. Ben hiçbir şey yapmadım. Ben olur sadece mu? Böyle güzel bir sizlere... Vallahi elime sağlık. Ellerinize sağlık gerçekten öyle. Hakikaten ellerimize sağlık hepimizin. Sonsuz teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel mutfağımı şenlendirdiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bizi davet ettiğin için. Hem çok keyifli sohbet ettik hem seni çok özlemişiz. İyi ki gördük. İyi ki. Hem çok lezzetli bir yemek yedik. Çok teşekkür ederiz. Çok ben keyif aldık. Ben teşekkür ediyorum. Tekrardan huzurunuz, mutluluğunuz, afiyetiniz hiç eksik olmasın. Amin. Hepimizin inşallah. Hep sağlıkla kalın. İnşallah. Sonsuz hepimiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Evet efendim bugün Orkide Lezzet Mutfağı'nda Türkiye'nin en değerli tiyatro sanatçılarından Kayra Şen Ocak ve çok değerli eşi Ayşe Şen Ocak'ı ağırladık. Sizlerle birlikte bu güzel lezzeti hazırladık. Umarım sizler de evlerinizde güzel bir şekilde bu güzel tarifi yapabilir ve beğendikten sonra yorum yazabilirsiniz. Sizleri seviyoruz. Başka bir videoda tekrar görüşünceye dek Orkide Lezzet Mutfağı'ndan ayrılmayın. Hoşçakalın. 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 Orkide ile biz mutfaktayız. Orkide ile biz mutfaktayız.